sıra gratis yeniden satışta olan bir de saç bakım yağımız var. Durulanma gerektirmeyen, yeni kolay şekil almasını sağlayan ve saçlarınızın da besleyip o çatallaşmaları ve kırılmaları önleyen bir ürün. Bunları gratisini şey yapabilirsiniz, siz sıvı saç kremi getirdim zaten. Bir de yeni bize en çok heyecanlandırdığımız kalıntı giderici şampuanımız. Haftada bir kez kullanıyorsunuz. Bu jöle, sprey ya da o şampuanlardan kalan kalıntıları gidermek amacıyla haftada bir kere saç ve saç derisini temizleyen bir ürün. Bunda da Watsons mağazalarında var. Diğer ürünlerimiz zaten bildiğiniz için çok fazla onlardan bahsetmeyeceğim. Bana sormak istediğiniz bir soru varsa onlara cevaplayabilirim. Yoksa gidiyorum. Ben de alan eğitimcisiyim. Tüm mağazaların eğitimiyle ilgileniyorum. Tüm make-up artistleri. Daha önce Çiğdem Hanım'la, Zeynep Hanım'la tanışıyoruz. İsmini hatırlayamadığım olabilir. Hepinizi takip ediyorum ama hepinizi görüyorum. Birçoğunuzun Bobby kullandığını biliyorum. Birçoğunuz da Bobby ile tanışmanız için minimalist tavsiyeler verdik. Önünüzdeki pembe kurdeli çantalar Bobby ile tanışma kiti. Eminim seveceksiniz. Birçok kozmetik marka deniyorsunuz. Bobby'nin farkını siz de göreceksiniz. Biz bugün sonbahar konseptinde bir makyaj yapacağız. Çiğdem Hanım özellikle rica etti. Sonbahar konseptimiz ve ona uygun makyaj olsun istedi. Melis bize uygulama için yardımcı olacak. Sorunuz olursa kesebilirsiniz arada. Biz zaten sürekli anlatarak ilerleyeceğiz. Şimdiden sorunuz varsa da alabiliriz. Uygulamayla alakalı. Ya da istediğiniz varsa, bir şey varsa. Aslında hem gri tonları var hem de kahve tonları var. Hangisini daha çok tercih ediyorsunuz? İki tonu da kullanabiliriz. Bizim Wine & Chocolate'ın bir sezon çıkardığı iki tane yeni sezon ürünlerimiz bunlar. Biri daha çok siyah ve gri tonlara, bir de daha çok toprak tonları ağırlıklı. Hangisini tercih ederseniz ona göre bir makyaj yapabiliriz. Ben toprak tonları herkes şey sıcak tonlara gidiyor. Sonbaharın aynı şekilde. Zaten aslında biliyorsunuz siz de sıcak tonlar daha böyle koyu renklerde, yani bizim Türkiye'deki orta tonların üstündeki renklerde kullanıyoruz. Gri ya da daha soğuk tonları da daha açık tenlerde kullanıyoruz. Biz de zaten sıcak alternatif olsun diye getirdim. Siz de sıcak tonlar kullanacağız. Teşekkür ederim. Uygulamaya başlayalım. Tabii ki. Öncelikle bu programda her zaman makyaj aslında cilt bakımından başlıyor ki cildimiz öncelikle hazır olsun. Cildiniz ne kadar bakımlı ve neme doymuş olursa ona göre aynı şekilde makyajı da iyi bir şekilde cevap veriyor. Öncelikle tonik kullanacağım. Aslında yüzümüzü yıkadık, şimdi pamukla da uygulama yapabiliyoruz ama öyle pamuğunu bulamadığınız zamanlarda elinizle daha iyi uygulama yapabilirsiniz. Özellikle şu an alkolsüz bir tonik kullanacağım. Bu ürünün özellikle hydrating serisinin toniği bu. 77 mineralli bir tonik. İçinde lavanta ve salatalık var. Hem cildinizi neme hazırlıyor, hem de özellikle pamukla uyguladığınız zaman cildinizin son temizleme aşaması. Daha sonra nemlendirici uyguladığınız zaman alt tabakaya çok daha rahatlıkla inebiliyor. Daha sonra biz serum aşaması var ama şu an kullanmayacağız. Göz kremine geçiyoruz. Göz kreminde hydrating eye cream kullanıyorum. Burada da yine mineralli bir, 77 mineralli olan kremimiz. İçinde avokado yağı var. Yani çizgi bakımını, çizgi oluşmasını da engelliyor. Özellikle orta kısma geldiğiniz zaman yukarı doğru çıkabilirsiniz. Çünkü kaş bölgeniz de kuruyor, göz altı gibi. Özellikle hydrating eye cream'i corrector, concealer uygulamadan önce uyguluyoruz ki aynı zamanda bizim bazımız olur. İsterseniz o tarafa doğru dönebilirsiniz. Daha sonra da hydrating face cream. Cilt tipine baktığımız zaman sanırım karma değil mi? Evet, karma. Evet, sadece T bölgesi yağlanıyor ama yanaklar biraz daha nemsiz. Hydrating serisini genelde genç ciltlere öneriyoruz. Veya da yağlanma problemi yaşayan ciltlere de önerebiliyoruz. Hydrating face cream de yine nem dengesini sağlayan bir nemlendirici. Yine makyajımızın bazı niteliğinde kullanabildiğimiz bir ürün. Çünkü Bobbi Brown'ın bütün cilt bakımı aynı şekilde makyaj bazı. Ve Bobbi Brown cilt bakımında anında güzellik. Aslında cildinizi sürdüğünüz anda bakım öneririm ki bir üründen performans almak için uzun süre beklemeyin. Bu bizim cildimizi yukarı kaldıracak şekilde uyguluyoruz. Kaslarımızın yanında.
daha sonra uyguladığımız fondöten de olabildiğince görünmez olmalı. Cildimizde cilt gibi durmalı. Nemlendirici ve cilt bakım aşaması bittiği zaman da renk testi yapıyoruz. Çünkü bizde makyaj ciltten sonra fondötene ve göz altına geçiyor ve renk testi yapmadan da göz altına hiçbir ürün uygulamıyoruz. Eğer rengimizi doğru tespit etmezsek ne concealer'ı doğru renk seçebiliriz ne de fondötenimiz cildimizi doğal gösterebilir. Stick fondötenimizin bir VU paletimiz var. Bunun içerisinde bütün fondöten renklerimiz var ve aynı zamanda bütün concealer corrector'lar var. Bunun içerisinden seçeceğim. İsterseniz bir... Bu arada Bobby'nin genel konseptinde biliyorsunuz ki doğal makyaj. Ve Bobby diyor ki biri size fondöteni güzelmiş dediğinde onu hemen yıkayın. İnsanlar size cildin ne kadar güzel demeli. O yüzden biz cilt gibi görünen fondöten renkleri seçiyoruz. Yani cildinden kesinlikle ayırt edilmemesi gerekiyor. Ve cildi gibi görünmeli. Yani atıyorum cildi çok yağlıysa daha mat görünen, daha mat bitişli bir fondöten. Cildi daha kuruysa daha nemli bitişli olan bir fondöten seçmemiz gerekiyor. Özellikle 3 renk seçiyoruz başlangıçta. Onlar bizi daha kolay yönlendiriyor. Çünkü eğer fondöteniniz grileşiyorsa cildinizi dağıttığınız zaman bu sizin için açık bir renktir. Griden sonra pembeye dönüyor yavaş yavaş. Biz aslında böyle pembe durmayı seviyoruz ama eğer cilt tonunuz aynı olursa zaten yok gibi duracak. İkincisini de dağıtıyorum son olarak da. Eğer uzaktan göremiyorsanız siz de isterseniz şöyle küçük bir aynayla bakın. Cildiniz de tamamıyla kayboluyorsa bu sizin için doğru bir renktir. Şu ton tamamıyla kayboldu. Adını da check edin her zaman. Evet. Yani siz de başka marka fondötenler de kullanıyorsunuz. Ama bizim avantajımız Bobby Brown'da 24 renk, Türklerin Türkiye'de kullanılabilecek renkler. Toplamda da 34 renk fondötenimiz var. O yüzden birebir cilt rengini çok rahat yakalayabiliyoruz. Ama diğer markalarda seçerken de mutlaka cildinize test edin. Bunun ışıkla da nemlendireceğim ama pamuğumuz olmadığı için. Hazırlıklı geldik ama hazır. Pamuğu unutmuşuz. O yüzden şimdi corrector concealer'da geçeceğiz. Kusura bakmayın o yüzden. Ama fondöten zaten. Sağlıklı cildimizi dağıtabildiğimiz gibi. Born Nature ten rengimiz evet, çıktı. Tamam. Biz de aslında rahatlıkla sayılarla da hatırlayabilirsiniz. 4.5 numaraya tekabül ediyor Born Nature. Şöyle, şuradaki renk. Bobby Brown özellikle fondötenleri sarı alt tonudur. Çünkü ne kadar cildimiz pembe ve kızarıklı olsa da aslında alt tonunda bir sarılık vardır. Çok ekstrem tonlar haricinde aslında çoğu zaman kadınlarda tonu çok doğru yakalıyoruz ki biraz daha soğuk tonlu ten renkleri gibi full tonlarımız var. Onlarda da kesinlikle bulabiliyoruz. Şimdi corrector'da nasıl bir uygulama yapacağız? Onu hemen anlatmadan üstelik silelim. Corrector'da da Bobby Brown için iki tane ana renk var göz altımızı kapatmak için. Çünkü göz altımız çok ince bir bölge. O yüzden aşağıdaki damar problemleri, yorgunluklar çok rahatlıkla belli olabiliyor. Ve ilk etkilenen aslında şey göz altınız. Yorgunluğunuz da, mutsuzluğunuz da, uykusuzluğunuz da direkt orada görebiliyorsunuz. O yüzden göz altına ekstra bir bakım yapıyoruz. Hem nemlendiricisiyle hem de kapatıcısıyla. Corrector'da renk işsizliklerini tamamıyla nötrlemek için olan renkler. O yüzden peach ve bisk tonları var bu brandda. Bunlar da şeftali ve aslında pembe alt tonu demek. Pembe alt tonular morlukları, mavilikleri ve pembelikleri kapatırken peachler kahverengilikleri, yorgunlukları ve yeşil damarlanmaları aslında ana olarak kapatıyor. Göz altınıza baktığınız zaman emin olmak için köpük çiçek gibi hangi damar rengini görüyorsanız ona göre seçebilirsiniz aslında. Bazı gözlerde ikisi birden olabiliyor. O yüzden de bu brand Peach Bisk diye corrector ve corrector'ı da yarattı aynı şekilde. Ana olarak gördüğüm renk tonu aslında pembelik, çok hafif de mavi damarlar var. O zaman bisk tonlarına gidebiliriz. Bisk tonlarına da yani corrector'larda kendi tonları olduğu için ana olarak aslında bisk tonunu kullanırsa aydınlığını da sağlayacak. Şimdi uygulamasını göstereceğim. Kaçak concealer fırçasıyla isterseniz buster check yapabilirsiniz. İsterseniz kendi concealer fırçanızla bir kere çekip parmaklarınızla da atabilirsiniz. Nasıl rahat uygulamayarak görüyorsunuz. Kirpik dipleri de çok önemli. Çünkü orası ekstra olarak kızarıyor. Hassas bir bölge olduğu için. En sonunda yüzük parmağınızla şu şekilde buster check yaptığınız zaman tam bir sonuç görmemiz gerekiyor. Corrector'ın ana görevi aslında gözü
yukarı kaldırmak, rengi eşitlemekle kapatıyor olması. Concealer'la sadece biz aydınlığını veriyoruz ve renk eşitliği sağlıyoruz. Nasıl sizce sonucu? İsterseniz siz de bakın. Göz altını tamamıyla nötrledi. Aydınlığını da sağladı. Çünkü aynı zamanda korektör aydınlığını da vermesi gerekiyor. Ten renginizde daha çok concealer'da açık tonları mı seviyorsunuz yoksa ten renginiz aynı mı? Biraz daha doğal. İsterseniz yine aynı tona gidebilirsiniz. Örneğin Warm Natural çıktı. Yine Warm Natural uygulayacağız. Çünkü doğal seviyor. Onu da tutmuyor. Concealer'larda bu ofran zaten Warm Natural rengi özellikle. Özel bir örneğin. Yine ten renginizden açık yansır. Çünkü göz altını biraz daha aydınlattığınız zaman biraz daha canlı ve enerjik duruyorsunuz. Biraz daha geniş uyguluyoruz. Ki sadece göz altını değil yüzü de aydınlatabilirim. Çünkü her zaman concealer ve korektör uyguladıktan sonra fondöten uygulayamayabiliyoruz. Hemen uygulayıp çıktığınızda yanaklarınızı dahi böyle aydınlatacak, tek başına kullanabileceğiniz bir ürün. Uygulama sırasında da zaten korektör, concealer sonra almış. Daha sonra softlaştırıp biraz yoğunlaştıracağız. Koyu kahverengi çok hafif dokunduruyoruz. Pigmentli oldukları için direkt aldığınızda direkt uygulama yaparsınız ve dağıtmanız oldukça güçleşir. O yüzden bir kere dokundurup ki pigmentin oradan bile görebildiğinizi düşünüyorum. Yine kirpik dibine yakın bölgeden yukarı doğru ince ince dağıtacağız. Bu arada doğal tonla bile hani hemen kemik belirginleşti aslında. İçeride çok hafif ışıltı var. Şu an göremiyorsunuz ama gözün kendi kemiğini çıkarıyor ve nasıl gölge yapabileceğinizi rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu çok pratik bir uygulama. Küçük gözlerle fırçanızı değiştirebilirsiniz. Ama göz kapağınız orta bir boysa bu fırça gayet işinizi görecektir. Diğer tarafı da isterseniz uygulayalım tek katına. Olabildiğince göz kapağında kalıyorum. Sadece fırçada tamamen ürün bittikten sonra yukarı tarafa çıkıyoruz ki tamamıyla kahverengi yapmayalım. Bir geçiş sağlayalım. Zaten smoky gözün ana mantığı o. Geçişli koyuların içeri doğru gitmesi gerekiyor. Ya da sizin istediğiniz bölgede koyu bulunması gerekiyor. Yarım smoky şeklinde kullanabilirsiniz. Şu an tam smoky yapıyoruz aslında göz kapağında. Mesela şu aşamada bırakıp alt kirpik dibine de biraz geçtiğiniz zaman aslında sizin günlük makyajınız bitmiş sayabiliriz. Biz biraz yoğunlaştıracağız ama. Bu yüzden de biraz daha sık kalıcı fırça tercih edeceğiz ki kirpik dibindeki o yoğunluğu ve rengi görelim. Bu sefer de eyeshadow fırçasını alıyorum. Kirpik dibinden yine aynı yöntemle sadece bastırıyoruz. Sonra yukarıdan aşağı çekiyoruz. Biraz daha böyle. İnce ama birkaç kat uygulama. Ana mantık aslında bu. Yoğunluğunu da istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Daha yoğun istiyorsanız da ICA Highliner geçebilirsiniz. Zaten Bobbi Brown'a göre kirpik dibi her zaman göz renginizden koyu olmalı. O yüzden kirpik dibinde de eyeliner'ı kullanıp dağıtabilirsiniz. Ürünü fazla aldığınızı düşünüyorsanız da eliniz her zaman palettir. Elinizde deneyin. Ondan sonra uygulama yapın. Çünkü her zaman beklediğimiz sonucu alamayabiliyoruz. Elinizi rahatlıkla bu işlem için kullanabilirsiniz. Özellikle iç köşeye çok fazla gelmedim. Çünkü orayı aydınlatmak istiyoruz. Her ne kadar koyu bir göz yaratsak da iç tarafları aydınlattığımız zaman derinde olan bir gölgeyi öne çıkarmış oluyoruz. O yüzden o kısım için de smoky fırçasıyla iç tarafta içi bir aydınlık yaratabiliriz. Biraz daha belirgin istiyorsanız yukarı bakabilirsiniz. Alt kirpik dibinin başlangıcına da uygulayabilirsiniz. Bu sayede bir bütünlüğü olur. Şu an çok yoğun bir ışıltısı yok bunun. Sizin istediğiniz şekilde arttırılabilir. Ama yoğun smokinlerde özellikle çok beyaz tonlara gitmeyin ki çok fazla kontrast yaratmayın. Smokiniz daha soft halde kalsın. İsterseniz aydınlık. Biz şimdi müzik geldik. Burada etkin müzik etkinin ikinci bölümü devam edecek. Bakalım ne olacak. Burada mı bekliyorum? Sizden farklı bir şeyler eklemek isteyebilirsiniz. Makyaj için kişiyi bekleyelim isterseniz o da kaçırmamış olur. Ama onun öncesinde ben sormak istediğiniz bir şeyler varsa onları da sorabilirim. Ya da makyaja başlamadan ben modelimin ten makyajını hazırlamıştım.
size onu da anlatabilirim. Ten makyajında neler kullandım. Okey, alalım o zaman. Sevgili Sibel bugün bize modellik yapacak. Ben ten makyajını hazırladım sizler gelmeden önce. Özellikle sezon trendlerine uygun, biraz daha nemli görünen ıslak strobing trendini, biraz daha günlük versiyonuna dönmüş bir halini uygulamak istedim. Peki neler kullandım bunlar için? Öncelikle tüm cildi ve vücudu, fark ettiyseniz nemli doku tüm vücudunda olduğunda çok daha bir bütün duruyor. Mineralized Shower Water Face and Body All Over Lotion'ı hazırladım. Bu ciltte %57, %1 anında %67 nemlendirme oranına sahip bir ürün. Ve yeni In The Spotlight koleksiyonumuzdaki strok krimler. Strok krimi zaten herkes çok seviyor değil mi? Farklı 4 yeni rengi eklendi ve yepyeni highlighterlerle beraber. Ben Pink Lead rengini kullandım bugün. Çünkü Nutcracker koleksiyonu biraz daha pembe alt tonlu ürünlere sahip olduğu için strok krimi baz olarak da kullandığımda pembe alt tonlu bir ürün kullandım ki tüm makyaj biraz daha monokromatik renk uyumlu dursun diye. Ve tüm bu uygulamaları sadece 188 nolu fırçayla yaptım. Ten makyajında ise hem biraz daha örtülmüş ama aynı zamanda da saten o strok görüntüyü ortaya çıkartacak bir görüntü istediğim için Roll-on bir concealer arayıp arayıp bulamadığımız her yerde son zamanlarda stoklara daha fazla girmeye başlayan o ve... O dönem dönem öyle bir bütün evet, bir şey yapıyor yani. Belli süresi var ve Face and Body'yi karıştırdım. Face and Body biliyorsunuz biraz daha transparan örtücülükte çok fazla ciltte istediğimiz örtücülüğü daha çok renk eşitliği şeklinde verirken Roll-on bir concealer işin içerisine biraz daha örtücülük katıyor ve bu ten uygulamasını ise oval altı fırçayla uyguladım tamamen. Oval altı cilde hem örtücü yapıyor ama aynı zamanda ucundaki yuvarlak kıllar sayesinde bütün fazla dokuyu ciltten alarak yani bir nevi sponcun fırçaya dönüşmüş hali gibi sponge gibi fazla ürünü içinde tutuyor. Sadece cildin tutması gereken, cildi kapatması gereken ürünü uyguluyor. Ve son olarak da Prep and Prime Highlighter'larla cildi biraz daha göz çevresini kapatıp boyutlandırdım. Göz çevresi için Bright Four Kiss rengini kullandım. İçerisinde biraz daha turuncu corrector renkleri var. Onun sayesinde göz çevresindeki mor halkaları biraz daha iyi kapatıyor. Tüm genel highlight olarak da Light Boost rengini geçerek kaşlarda da sadece Brow Set Clear ve Velux Brow Liner'lardan Omega kalemi kullandım. Ve göz makyajı ve tenin diğer kısımları için sizleri bekledim. Elinize sağlık. Çok teşekkürler. Göz makyajına başlarken Paintbot'la başlayacağım. Var mı Paintbot'larla ilgisi, bilgisi olan, kullanan? Herkes biliyor. Herkes. Kullanmayan yok burada. Hepsinden var değil mi? En çok hangi renklerini seviyorsunuz? Hepsini seviyoruz değil mi? Bir ara Painter'ı çok modaydı. Artık onun biraz daha modası gitti. Benim değilim artık çok fazla Painter'lığa gitmiyor. Son zamanlardaki favorilerim Lane Low, Taylor Grey gibi farklı renkleri kullanmak makyajda çok daha iyi zemin oluşturuyor. Bugün dediğim gibi pembe tonlarla bir makyaj olacağı için Kirk rengini kullanacağım ben Paintbot'lardan. Hem gözde 12 saate kadar kalıcılık sağlayacak hem de yapacağım makyaj için güzel bir zemin oluşturuyor. Öncelikle Paintbot'u direkt kavanozundan alıp göze uyguladığınızda kalın bir doku yaratabiliyor. Bu doku da toplanmaz dediğimiz Paintbot'u bazen toplandırabiliyor. O yüzden biraz ben bazen elinizin üstünde ya da böyle bir spatulanız mutlaka vardır. Beten body örgüsünün tabakları. Onu da ısıtıyorum. Çok daha sıvı bir hale dönüşüyor. Ve ondan sonra gözümü sadece ürünün toplanabileceği yere kolaylaştırıyor. Yeni çıkan renkleri çok güzel. Evet, son zamanlar gerçekten çok büyük bir renk skalasına sahip oldu. Yani.